Merhaba hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, önümüz yaz, oldukça düğünler olacak değil mi arkadaşlar? Biz de gelin kızlarımıza böyle kaftan giydirdik. Ben bu modelin adını Tunus işi gelin kaftan giyen gelin kız mı yapsak acaba? Bakın ben benzettim sizleri bilmiyorum ama bakın bu kolları şöyle yakın çekimde göstereyim. Biraz saçma olabilir sizlere ama benzetiyorum. Ona göre de oyalara model veriyorum, isim veriyorum. Aslında Semazen'e benzettim ama uygun olmaz diye düşündüm. Gelin kız kaftan giymiş ismini de Belkıs arkadaşımdan geldi o fikirde. Evet benziyor. Bu baş kısmı, bu kollarımız, bu da kaftanımız arkadaşlar. Yine bunu Tunus tekniğiyle yapacağız arkadaşlar. Ben beğendim, çok güzel duruyor. Tunus oyaları hiç ütülemeden bile kullanabileceğiniz bir oya arkadaşlar. Gerçekten kalıp gibi duruyor. O yüzden ben beğeniyorum Tunus işi oyalarını. Şimdi yazmamıza başlarken yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi tığ battısına sabitleyerek işimize başlayalım. İki zincir çekelim. İlk başlarken tığ batısına sabitleyip 2 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip kapatıp pimpirik yapalım. Araya bir zincir. Başına bir kez dola. Tığ batısına gir. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın şöyle şu aradan girip kapatalım. Araya bir zincir. Diğer tığ batısına girelim. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradan girip kapatıp pimpireğimizi hazırlayalım. Bir zincir araya. Diğer tığ batısına girelim. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4. Taşıt geçiyor. Arkadaşlar camı kapatmak istiyorum ama nefes alamıyorum. Balkonda çekiyorum videolarımı aydınlık açısından. Ve bu sefer de oldukça sıcak. Camı kapatırsam sıcak oluyor. Kapatmazsam ses oluyor. İnşallah ses sorunumuz yoktur. Elimden geldiği kadar da yüksek sesle konuşmaya gayret ediyorum. İki tane motif arası arayı ben 2, 4, 6, 8, 10 tane pimpirik yaparak verdim hanımlar. 2, 4, 6, 8 olmuş. Araya bir zincir çektim. Diğer tığ battıma girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradan girip kapatıp pimpiriğimi yaptım. Araya bir zincir, diğer tığ battıma giriyorum. 2, 2 alıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip kapatıp pimpiriğimi yapıyorum. Araya bir zincir, diğer tığ battıma girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip kapadım. 2, 4, 6, 8, 10 tane pimpirimizi yaptık. Bir zincir çektim. Diğer tığ battıma girdim. 2, 2 aldım. Şimdi burada pimpirik yapmıyorum. 2 tane aynı boyutta örümcek yapacağım hanımlar. Bu birinci örümceğim. Bir zincir çektim. Aynı boyutta bir örümcek daha yapıyorum. Bu da ikinci örümceğim. Bakalım şöyle. Başına bir kez doluyorum. 1 2 tığ batısı atlayıp üçüncüye giriyorum. 2 2 alıyorum. Bakın böyle bir yuva hazırlamış olduk. Bir zincir çektim. Diğer tığ batısına girdim. 2 2 aldım. Şimdi 4 zincir çekip pimpirimi yapacağım. 4 zincir pimpirik. Araya bir zincir, diğer tığ batısına gir. 2 2 alalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradan bakın bu karenin arasından 4 zincirimizi kapatıyoruz. Ve bir zincir çekip başına bir kez dolayıp diğerine geçiş yapıyorum. 2, 2 alıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp kapatıyorum. Yine 10 tane yaptıktan sonra bu yuvanın aynı bu yuvayı kuracağız hanımlar. Şimdi üst kısmına kaftan, gelin kızımızın baş kısmı ve kaftan kısmına geçelim. Evet hanımlar, beyaz renk ipimi aldım. Baş kısmını yapacağız. Ne yapacağız?
Burada örümcek çekmiştik. Bu ortasını bulacağız örümceğimizin. İki örümcek çekmiştik ya. Bunun ortasını ayarlayıp bakın ipimizi buraya tutturuyoruz. Örümceğin ortasına ipimizi tutturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. Beş zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. Beş zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. Bu işlemi 5 kez yapıyoruz. 5 kez 5 zincir çekip o yuvamızda kapatıp bir küçük pıtırcık elde ediyoruz. Bakın. 5 tane pimpiri olan bir pıtırcık elde ettik. 5 zincirli 5 kez batmış olduğumuz pıtırcığımızı elde ettik arkadaşlar. Şimdi görüntüyü bir düzeltelim. Görüntü düzgündür inşallah. Şimdi hanımlar bakın. 5 zincir çektik, 5 pıtırcık yaptık ya pipirik. Ortadaki 3. pipirikten renkli ipimi girip sabitliyorum 3. pimpiriğimden. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başına 2 sarıyorum. Tekrar giriyorum. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çıkmış olduğumuz bakın bu araya girip kapatıyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğnemi yine ortadaki o pimpirikten yuvamızdan girip sabitliyorum. Gelinimizin bir kolu hazır. Şimdi 12 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir sayalım. Ve batıp kapatalım. Bakın. Böyle sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi hemen yanındaki zincire batıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Biraz aydınlattım inşallah daha rahat gözüksün diye. İlmek alıyorum, zincir çekiyorum ilmeğime. Şimdi onun yanındaki zincirime batıyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum ilmeğime. 3 oldu bakın. Onun yanındaki zincirime batıyorum. İlmek alıyorum. İlmeğime bir zincir. 4 oldu. Biraz karartabiliriz aslında. Fazla. 4 oldu. Şimdi onun yanındaki ilmeğime giriyorum. İlmek alıyorum. Zincirime girdim. Bir zincir çekiyorum. 2, 4, 5 oldu. Onun yanındakine giriyorum. İlmek alıyorum. Zincir. 6 oldu. Yanındaki zincire girdim. İlmek aldım. Ve zincir çektim. 7 ve 8. 8 tane ilmeğimiz oluşacak arkadaşlar. İşte. 2, 4, 6, 8. Şimdi anlar. İpimin ucunu alıp ilmeklerimi 2, 2 kapatıyorum. 2. İkişer ikişer kapatıp geriye gidiyorum. 2. 2. 2. 2. 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şöyle yaparsak gözüküyor bakın arkadaşlar yuvalarımız. Bakın ilk delik yuvamıza bu 5 zincirimi kapatıp burada pimpirik oluşturuyorum.
Hemen yanındaki yuvama giriş yapıyorum. İlmek alıp zincir çekiyorum. Onun yanındaki yuvama giriş yapıyorum. Pardon. İlmek alıyorum. İlmeğime zincir çekiyorum. Bu takıldı arkadaşlar. Tekrar edeceğim. İlmek aldım. İlmeğime zincir. Bakın. Yerlerini belli ediyor. Hemen yanındaki yuvaya girdim. İlmek aldım. İlmeğime zincir. Onun yanındaki yuvaya girdim. İlmek aldım. İlmeğime zincir. Onun yanındaki yuvaya girdim. İlmek aldım. İlmeğime zincir. Son yuvama giriyorum. İlmek alıp zincir çekiyorum. Şimdi 7 tane olması lazım. Bakalım. 2, 4, 6, 7. Şimdi ipin ucunu alıp bakın. 2, 2 kapatıyorum ilmeklerimi. 2 aldım ipin ucunu. 2 ipin ucunu aldım. 2 ipin ucunu aldım. 2, 2, 2. Tekrar 5 zincir. İlk baştaki yuvamı batıp kapatıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp zincir çekiyorum. Onun yanındaki yuvaya ilmek alıp zincir çekiyorum. Onun yanındaki yuvaya ilmek alıp zincir çekiyorum. Onun yanındaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp zincir çekiyorum. Ve onun yanındaki yuvaya girip ilmek alıp zincir çekiyorum. Bakın. 6 tane oldu. Şimdi ipin ucunu aldım. 2 2 2 2 2 kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. İlk baş yuvama 5 zincirimi kapadım. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, zincir çektim. Onun yanındakine giriyorum, ilmek alıp zincir çekiyorum. Onun yanındakine girip ilmek alıp zincir çekiyorum. Son yuvama girip ilmek alıp zincir çekiyorum. İpin ucunu aldım. 2 2 2 2 kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. İlk baş yuvamda 5 zincirimi kapıyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Pardon. Allah'ım. Nasıl bir takılma bu? Vallahi ipin kanadını kırarak kurtardım. Yoksa kurtarılmıyordu. Hemen yanındaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Zincir çektim. Onun yanındaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Zincir çektim. Son yuvama girdim. İlmek aldım. Zincir çektim. İpin ucunu aldım. 2, 2, 2 topladım ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk baş yuvama battım, kapadım. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım. Yine son yuvamdan ilmek aldım. İlmeklerimi 2, 2 kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk baş yuvama battım, kapadım. Bir tane yuvamız kaldı, o da son yuvamız. Oraya bir sık iğnesi yaptım. Bir altına indim, bir sık iğnesi daha. Diğer altındaki yuvaya girdim, sık iğnesi. Diğer altındaki yuvaya girdim, sık iğnesi. Bir diğer altındaki yuvaya girdim, sık iğnesi. Onun altındaki yuvaya girdim, sık iğnesi. İlk baş yuvamıza giriyorum, sık iğnesi. Ve hanımlar, bakın bu üçüncü pimpiriğimizden sık iğnesiyle giriyorum. İşte arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Başına 2 sarıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez. Sonra 2, sonra 2 alıp çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girip kapatıyorum. Ve 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğnemi yine orta yuvamızda, beyaz yuvamızda kapatıyorum. Bir zincir çekip makası almayı unutan Derya ipi kırıyor. Evet hanımlar, işte gelin kızımıza kaftan bindali giydirdik. Oyamızın yapım aşaması böyleydi hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Oya ve Dantel Dünyası YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.